Evet. Şimdi hamuru için öncelikle malzeme listesini söyleyelim. 1 kilogram un, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, aldığı kadar da su. Evet. Evet. Genelde aldığı kadar un deriz ya, bu sefer aldığı kadar su olunca ben de böyle bir... Evet. Aldığı kadar da su koyacağız. Hamuru açmak için 2 su bardağı buğday nişastası kullanacağız. Ve aynı zamanda yağlamak için de tekrar bir de yağlanacak hamur. Evet. 125 gram tereyağı kullanacağız. 1 çay bardağı da ayçiçek yağı kullanıyor olacağız. Muhallebisi de 1 litre süt, 3 yemek kaşığı un, 2 yumurta, 1 su bardağı toz şeker. Bitti mi? Bitmedi malzeme listesi ve şerbetimiz var. Şerbette 6 bardak su, 5 bardak toz şeker olacak. Evet. Burada tam net 1 kilo unumuz vardır. Tepsimiz küçüldüğü için tamam, evet, o zaman şey yapsın, bir lokma tuz alayım. Şimdi hemen birazcık da tuz. Azıcık. Evet. Bu tatlılarımıza koyduğumuz her zaman bir olmazsa olmazın o içindeki tuzumuz var değil mi? Tuz. Tuzları da o birazcık tatlı şeker suyumuz. Koyarız. Suyumuz da hemen şurada mesela. O şerbetin suyuysa o zaman ben hemen şurada. Su getireyim. Evet. Onu da alabiliriz. Bu da yine Allah'tan diğeri kadar ağır olmayan, evet, camdan testimiz. Yavaş şimdi, yavaş. Köy çeşmesi. Evet. Var mı sizin köyde çeşme? Var mı? Var. Ne güzel. Peki o çeşmenin önünde sıralar oluyor mu? Yok artık, olmuyor evlerde yani. Su olduğu olsun, için. Olsun, belki hani öyle yine de bir romantiklik olur. Bir nostalji evet. Olur. Belki çeşme önü buluşmaları olur. Efendim olmaz diye bir şey yok. Kalmadı öyle şeyler. Artık teknoloji ilerledi. Evet. Çeşmelere gerek kalmadı. Değil mi? Telefon başı buluşmaları oluyor evet. Genelde. Biraz şöyle daha ekleyeyim mi? Birazcık daha ekleyeyim. Evet. Biraz daha su ekliyorum. Herhalde yetecek. Ve yoğurmaya devam evet. Ediyoruz. Bu arada taraftan, içine de başlayalım. Evet. Evet. Muhallebisi için 2 tane yumurtayı kırıyoruz. Evet. Ben böyle alayım mı hamuru? Siz orada yoğurabilirsiniz tamam. İsterseniz. Sıkıntı değil. Böyle hamurun kıvamı nasıl olacak? Yani kulak memesi. Kulak memesi mi? Artık alışa evet. Gelmiş kulak şey. Kulak memesi kıvamında. Evet. Bu da şekerimiz. Bir bardak toz şekerini de içine ilave ediyoruz. Yumurtayla beraber çırpıyoruz. Evet. Şöyle birazcık daha su alalım. Biraz daha su vereyim. Evet. Çırpıyoruz. Yeter. Evet. Öncelikle yumurtayla şekeri çırpıyoruz. Evet, evet. Yumurtayla şekerini yavaşça çırpıyoruz. Evet. Sonra içerisine yavaş 3 kaşık yavaş un. Sütümüzden bir miktar ilave edeceğiz. 3 kaşık unumuzu da kattıktan sonra evet. Sütümüzün kalanını ilave edeceğiz. İlave edeceğiz. Ve biraz koyulaşıncaya kadar, çok fazla koyulaşmasına gerek yok. Hafif koyulaşması yeterli. Aslında bu tatlının orijinalinde bu muhallebi pişirilmiyor. Yani hazırlanan bu iç malzeme şekeri eritildikten sonra sütü karıştırılıyor ve hazırlanmış olan altı açılmış yufkanın üzerine sıvı şeklinde konuluyor. Sıvı şeklinde konuluyor. En son üst yufkası yerleştirildikten sonra kenarları kıvrılıyor. Altı tane, üstte altı tane mi koyuyoruz? Yufkalar evet, kaçar evet. Tane? Altışar tane mi? Hayır, yani tatlının sekizer tane. Olmak üzere. Sekiz, ben altı, sekiz. Çünkü evet. Dedim ki bizim Laz böreğine benziyor. Hani içinde muhallebisi evet. Falan. Ama dediler ki orijinalinde biz normalde aslında pişirilmez muhallebisi. Evet, pişirmeden konuluyor. Fakat daha kapatması, cıvıkken, kenarlarını kıvırması çok zor. Zor evet. Biraz marifet isteyen. Hatta marifetli bayanların test edilebileceği bir tatlı. Bakalım yapabiliyor musunuz deyip hadi bunu da yap diyebileceğimiz bir durum. Bizim kolayına kaçtık. Deneyim. Tabii. Evet. Kaç tane açacağız böyle 8 şimdi? Tane. 8 tane. Alta, 8 tane de üste. Üstü çok büyük açılır. Oo. Üstü daha büyük. Sonra buruşu, kenarlardan böyle buruşturacak. İçine buruşup da malzemeyi attıktan anladım. Sonra. Yani o zaman alttakilerle üsttekilerin evet. Büyüklüğü biraz aynen. Daha farklı oluyor. Çünkü üsttekileri böyle daha buruşuk buruşuk koyuyorsunuz evet, ki tabii, orada tabii. Gördüğünüz üzere efendim böyle evet. Buruşuk bir görüntüsü var. Bundan kaynaklı üstteki yufkalar, hamurlar evet. Daha böyle büyük açılacak. Evet. Şimdi şu taraftan doğru yağlayalım da daha böyle evet. Rahat rahat görsünler. Şöyle. Evet. Böyle güzelce elimizle yağlıyoruz. 7 tanesini yağlayıp üzerine yağlanmamışını koyup açılacak. Daha büyük hamur açılacak. 7 tanesini yağlıyoruz. Üzerine yağlanmamışını koyup açıyoruz. Evet. Peki. Alt hamuru bu şekilde açılacak. Sonra aynı şekilde üstünü açacağız. Sonra aynı şekilde üstünü açacağız.
şu anda? Dilmemizin altı bitmek üzere. Dilmemizin altı bitmek üzere. Onu tepsiye yerleştirdikten sonra içerisine hazırladığımız muhallebiyi yerleştireceğiz. Evet. Sonra üstü açılacak. Üstü açıldıktan sonra kapatılacak. Yağlayacağız üzerine ve fırına vereceğiz. Ve fırına vereceğiz. 45-50 dakikada pişecek. Evet. Peki böreğimiz de aynı şekilde mi olacak? Böreğimizin de hamurunu yoğurmaya başlayalım mı? Evet, şimdi bunu bitirip hemen arkadan böreğin hamurunu. Çünkü böreği fazla bekletmeye gerek yok hamurunun dinlenmesi için. Dilmenin biraz daha beklemesi gerekiyor. Tamam. Evet, gerçekten çok teşekkür ederiz. Böyle tariflerde çünkü pişirip getirmek çok önemli oluyor. Evet. Ki hani çünkü sayın izleyicilerim de o pişmiş halini görmek istiyorlar. Ama tabii ki 50 dakika pişecek bir böreğin öncesinde yapım aşaması da var. Programı zaten saatimiz, kısıtımız belli. O yüzden öncesinde getirmiş oldukları için teşekkürlerini sunuyorum. Şimdi muhallebisi geliyor. Evet. Evet, yani biz kat kat atıyoruz. Karabiberi de hepimiz koymaz mesela. Biz koymayız karabiberi. Değişiklikler gösterir, evet. O yüzden... İçini yerleştiriyoruz. Muhallebisi. İçini yerleştiriyoruz. Evet. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Belki hani birazcık olsun bir yerden tuttuysa diye ama yok yani yok. Biz konuşurken biraz tutmuş ama. Muhabbete de aldık, evet. Ha yine şanslısınız. Ya işte. Başka bir şey isteseymişim yine olacakmış yani. Bu hiç pişirmeden, hiç sıvı pişirmeden. Halinde. Evet, sıvı evet, halinde. O zaman bunu kapatmak gerçekten çok zor. Çok zor. Belki böyle 3-4 kişi falan bir anda kapatmaya girerse olabilir değil mi? Hani kenarlarına hop falan aman çok, akmasın şeklinde. Çok hızlı. Olursa... Olabilir. Daha büyüklerimiz demek daha hamaratlar. Şimdi yayındayız ama bence siz de evde falan yaparken yapıyorsunuzdur. Ondan şeyim yok yani. Şimdi yayında tabii ki zor bu kadar cıvık bir malzemeyle hemen kapatıyor olmamız. O işte ekip burada kalabalık ya hep beraber kapatırdık diye düşünüyorum. Evet hep beraber kapatırdık yani. Şimdi üzeri de açılacak. Üzerini biliyorsunuz biraz daha büyük açıyorduk ki çünkü daha böyle buruşuk buruşuk, buruşuk eklenecek. Yerleştiriliyor. O yüzden. Pişerken şişiyor. Şiştiği zaman yufka ayrılabiliyor. Ayrılabiliyor. Biraz daha tepsiden büyük ve kıvrımlı yerleştiriyoruz. Süper oluyor. Hatta pişerken şiştiğinde biz bıçakla patlatıyoruz. İnmesi için. İnmesin. Yani. Evet, inmesi için. Yani çok şiştiğinde efendim bıçakla... lütfen siz de o zaman hafiften böyle şey yapsınlar mı? Delsinler mi? Bıçakla, evet. Bıçakla delsinler. Evet. Böyle parmaklarımızın uçlarıyla beraber sıkıştırıyoruz. Evet. Güzelce. Daha sonrasından da tamamen böyle kapatıyoruz. Evet, böyle simit şeklinde kıvrılıyor. Evet. Malzeme çıkmasın dışarı. Yine şerbet de soğuk olarak dökülecek. Evet, evet. Bu tatlı sıcak. Tatlı sıcak. Evet, şerbet soğuk olacak. Evet. Güzelce katlıyoruz. Valla efsane görünüyor şu anda. Mis. Mis gibi. Ben şey diye düşünmüştüm, acaba tek tek mi hani açılacak, tek tek mi evet serilecek diye düşünmüştüm. Böyle tek tek gibi olur. Evet, kesinlikle böyle de çünkü nişastayla beraber açıldığı için o kat kat yine damağa gelecek. Evet, ayrılacaktır. Tamam, şimdi yağını üstüne. Yağını üstüne sürüp fırınlıyor oluyoruz. Evet, şimdi ben o zaman malzeme listesini okuyayım. Çünkü hani... Yoğurma kabımıza da alalım reklam öncesinde ki daha sonrasında devam edelim. Artık yavaştan çünkü ikinci reklam aram da geldi. Evet. Yok efendim bu her şeyin üzerine Bünyamin Bey sizin bu yumurta heyecanınız nedendir acaba? Yumurtayı çok seviyorum. Ben de çok seviyorum ama işte olmuyor. Mesela ben tarçını da çok seviyorum. Dün biliyorsunuz veto aldı yani tarçınım yok dediler. Yumurta da olmuyor yani bunun üstüne lütfen. Yani her şey yumurta yumurta. Evet. Ayrıca. Gezen tavuk...